Söylüyorsun bunu, adam sana şöyle söylüyor, cevap veriyor. Ama biz saman ithal ediyoruz diyor. Tamam mı? İkisi veya aynı anda doğrulamaz mı abi? Ya işte böyle bir zihniyetle gerçekten... Nasıl böyle bir zihniyet ya? Sevgili kardeşlerim, bu videomuzda bu buğday ithal etme konusunu maymunu anlatır derecesinde kolay ve anlaşılır bir şekilde anlatacağım. Türkiye dünyanın en fazla un ihraç eden ülkesi. Yurt dışından aldığını işleyip dünyadaki en fazla un satan ülkeye geçiyorsun. Kendi ihtiyacını karşılayıp üstüne üstlük dünyanın her tarafından buğday alıp bunu işleyip satan, katma değer ulaştıran bir yere bakacağım. Hangisine bakacağın kendinle ilgili bir şey. Türkiye dışarıdan buğday ithal ediyor mu? Evet, ediyor. Türkiye geçen yıl 8 milyon 100 bin ton buğday ithal etmiş. Bunun %65'i Rusya'dan. Peki dışarıdan neden 8 milyon ton buğday almışız? İşte bazı yobaz kafaların istismar etmeye çalıştığı sorunun cevabı tam olarak burası. Türkiye'de tam 560 un fabrikası var. Evet, yanlış duymadınız. Tam 560 adet un fabrikası var. Ve bu fabrikaların çok büyük bir oranı bu hükümet zamanında kurulmuş. İşte bu fabrikalar dışarıdan alınan bu 8 milyon ton buğdayı işleyip dışarıya satıyorlar. Bu ticaretten Türkiye'ye yıllık giren para ise tam 1 milyar 100 bin dolar. Şaşıracağınız bir şey daha söyleyeyim. Türkiye un ihracatında dünya birincisi. Ya bütün verileri inceledim. Türkiye'nin saman ithal etmiş mi diye baktım. İki defa saman ithal etmişiz. İkisinde sebebi var. Birisinde kuraklık olmuş, fiyat dengelemek için toplam edilen miktar 5000 ton. 130 bin dolar civarında, 130 bin dolarlık saman ithal etmiş. Gören de 100 milyon dolarlık saman ithal ediyorsun filan zaten. İki defa sınırlı kapsamda yalnızca fiyatı düşürmek için, hani şu geçen gün patatesleriyle operasyon çekmişlerdi ya, onun gibi fiyatı dengelemek için yapılmış. Ama bir görseniz, evet. Saman. Saman, saman, saman. Bunun cevabını, bakın bunun cevabını Türkiye'de eğer bu ülkeyi sevenler, bu ülkeyi yapanlar yapacaksa bir gün geleceğinin hayalini böyle kuracağız. Birisi bize yapamaz diyorsa sen diyeceksin ki kardeşim Türk değilsin. Evet. Türkiye bu buğdayları sadece un yapıp satmıyor. Bu buğdayları işleyip makarna yapıp dünyaya satıyor. 2021 yılı verilerine göre 766 milyon dolarlık da makarna satmışız. Makarna satışı konusunda da dünya ikincisiyiz. 120 milyon dolara da bulgur satmışız. Hani tarımımız iflas etmişti? Hani ölmüş bitmiş mahvolmuştuk? Ha neymiş? Demek ki marifet ham madde satmak değil. Katma değer üretip sanayi ürünü satmakmış. Batı da bize böyle yapardı. Pamuk alır, don fanile satardı. Sonra tekstilde lider olduk. Şimdi buğday alıp un satıyoruz. İşlenmiş madde, gıda sanayi işte. İcabında drone da satıyoruz. İHA da, SİHA da. Orta Doğu'nun ve Avrupa'nın en büyük siyah filosu şu anda bizde biliyor musun? Bak bizde diyorum şu anda siyah filosu. Savunma sanayini ben takip edemiyorum. Bak ben takip edemiyorum. Her gün çıkan ürünü takip edemiyorum. Her gün imzalanan bir anlaşmayı takip edemiyorum artık. Helal olsun diyorum. Atak helikopteri yaptık diyorum. Adam altına şey yazıyor. Ama biz saman ithal ediyoruz. Bunları üretmeyelim, satmayalım. Bunlar zaten oyuncak. Teknoloji falan değil diyen vatan hainidir. Bu vatan hainlerinden yok sanmayın. Bol miktarda var. Şöyle Tele1'i, KRT TV'yi, Halk TV'yi falan açın göreceksiniz. Ama bu ülkede 2000 yılından önce ülke daha iyiydi. Her yer fabrikaydı. Bu hükümet bütün fabrikaları sattı. Eskiden daha zengindik. Bolluk vardı. Bir elimiz yağda, bir elimiz baldaydı. Minvalinde konuşan paralı sokak röportajcısı oldu. İnsan bu tiplere sormak istiyor doğal olarak. Madem bu hükümet öncesi ülkenin her yeri fabrikaydı, çok üretiyorduk. Neden 2001 yılına kadar kişi başına düşen milli gelir 2500 dolar seviyesindeydi? Peki
Nasıl oldu da Erdoğan sonrası 12.500 dolar seviyelerini gördü? Hayatınız yalan, hayatınız algı. Türkiye üretim ve ihracat rekoru kırıyor. Dünyadaki pandemi, enerji ve enflasyon krizi bittiğinde etkilerini daha net göreceğiz. Almanya'dan gemi alıyorduk. Evet, yani bizim şu anda fırkateynlerimizin aldığımız Almanya'dan getiriyorduk. Türkiye'de bir kısmını Türkiye'deki işte limanlarda şeyde yapıyorduk, tersanelerde yapıyorduk. Bir kısmı orada yapılıyordu. Ama ne oldu? Milgem'le başlayan süreçle bugün geldiğimiz yerde bırak başkasının bir ülkesinden bu şekilde bir kalem malzeme almayı sen ihracat eder duruma geliyorsun. Malezya ile denizaltı projesi üretiyorsun. Pakistan'a Atak projesi ile taarruz helikopteri satıyorsun. Ukrayna ile bugün SİHA yapıyorsun. Ya iki sene önce biz bunları istiyorduk ya. Bak iki SİHA'mız sene... yoktu. Yoktu SİHA. Yani biz Fırat Kalkanı yaparken bir tek SİHA'mız yoktu havada. Ve bugün geldiğimiz nokta ne biliyor musun? İki senede geldiğimiz nokta. Orta Doğu'nun ve Avrupa'nın en büyük SİHA filosu şu anda bizde biliyor musun? Bak bizde diyorum şu anda SİHA filosu. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Bazı arkadaşlarda şöyle umutsuzluklar var. Umutsuzluk var. Ya adamlar aldılar başını gittiler. Biz ne yapacağız? Evet. Yani biz bu saatten sonra neyi yaparız? Adam onu kullanmış, bunu kullanmış. Ya geçen sene yalnızca yazılım üzerinden Türkiye'nin önemli ihracat kalemleri oluşmaya başladı. Türkiye'deki yazılım firmaları dünyaya yazılım satmaya başladı. Ki yazılım çok zor bir kavramdır. Yani satmak da zordur, pazar bulmanız da zordur. Bak savunma sanayinde şey geçmez, torpil geçmez. Malınız iyi olacak, aynı zamanda fiyatı ucuz olacak. Domates almıyorsunuz. İki gün savaşa girdiğinizde bu silahları kullanacaksınız. O yüzden bu kadar rekabetçi ortamlarda yazılım ve diğerlerine baktığında, ihracat rakamlarına baktığında Türkiye'nin önü gerçekten çok fazla. Peki Türkiye 2008'den beri başına gelenlere bak. Ya yemin ediyorum bir ülkenin 100 yıllık tarihinde bu kadar çok başına bir şey gelmez. 100 yıllık tarihinde gelmez. Yalnızca Gezi'nin Türkiye'ye maliyetini düşün. Gezi'nin maliyetini düşün. Şimdi biz Gezi'yi yalnızca şöyle düşünüyoruz. Gezi yalnızca Türkiye'de yapılmış. Aynı anda hangi ülkelerde yapıldı? Mısır. Mısır. Aynı anda nerede yapıldı? Ukrayna. Aynı anda nerede yapıldı? İşte Tunus, Fas gibi bütün zincirle yapıldı. Ve o zincirde tek ayakta kalan ülke kim? Türkiye. Türkiye. Ama sana şöyle bir maliyeti var. Ayakta kalıyorsun. Ama sana seni yıkamıyor. O tokat seni yıkmıyor. Çünkü o kadar cüsselisin ki yıkmıyor seni. Ama ne yapıyor? Sersemletiyor. Bedenden çıkmayınca bu vatan size kalamaz. Can bedenden çıkmayınca bu vatan size kalamaz. Can bedenden çıkmayınca bu vatan size kalamaz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.